Fibonacci geri çekilme ile giriş, yani yükseliş ve düşüş için hesaplama nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle bir Fibonacci çekebilmek için belirgin bir şekilde dip ve tepe noktalarımız olması gerekir. Alış modeli için, yani bullish modeli için, boğa modeli için A noktasından B noktasına bir Fibonacci çekeriz. Şu şekilde. C noktasının, yani düşüş noktasının genelleme olarak %61 veyahut da %51, %50 noktasından dönüşü öngörülür. Bunun sebebi ise iki noktanın ağırlık merkezi, yani %50 ve %61 orantı olduğu için bu noktadan fiyatların tepki gelmesi öngörülmektedir. Boğa için bu şekilde bir metot kullanılabilir. 61 seviyesi veya 50 seviyesinden giriş yapıp yukarıya tepkimeye yatırım yapılabilir. Tam tersi bunun bear işlediğimiz ayı modeli için, yani aşağı düşüş modeli için yine belirgin bir şekilde A ve B noktalarımız, burada Fibonacci'yi A noktasından başlayarak B noktasına doğru çizeriz. Dikkat ederseniz sıfır noktamız B noktasında olur. C tepkime noktası da yine az öncekinin tam tersi, boğanın bullish modelinin tam tersi. Yine fiyatlar B noktasından C noktası yükseliş için şu şekilde C noktası yükseliş için %50 ve %61 oranında yukarıya doğru tepkimeden sonra tekrardan aşağı doğru, yani short yönlü dediğimiz aşağı doğru bir düşüş beklenilebilir arkadaşlar.